Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Bestami Ey. Taşı sanata çevirme fikri nereden çıktı? Aslında ilk taşı bulmam tesadüf oldu. İlk taşı aldığımda evet bunun bir hikayesi var dedim taşın. Onun üzerine işte boyayla bir uygulama yaptım. Daha sonra dedim ki evet doğada muhakkak bu formlara benzer taşlar vardır yani. O şekilde artık bilinçli bir araştırmayla taşları bulmaya, biriktirmeye başladım. Bunu yaparken tek başınıza mıydınız yoksa yanınızda birileri var mıydı? Yani bunu yaparken genelde tek başınaydım. Çünkü ben sık sık doğa gezileri yaparım yani. Ve bunu genelde de tek başıma yapıyorum. Özellikle taşa yönelmenizin bir sebebi var mı? Evet, aslında bunun iki sebebi var. Birincisi, taş aslında kunt bir malzeme. Yani hem dayanıklı, sağlam bir yapısı var, hem de belleğe olan bir malzeme. Yani aslında taş insanlık tarihiyle eşdeğer. Yani insanlığın hafızasını taşıyan bir malzeme. Burada aslında yani taş normalde toplumda değersiz bir şey olarak görülüyor. Ancak taş değersiz değildir. Birinci nedeni işte taşa verdiğim önem. Yani onu ona boyayla müdahale ederek onu izlenebilir, sergilenebilir bir forma dönüştürmek aynı zamanda. Bir de insanlığın taşla aslında çok eskiye dayanan bir macerası var. Hominidler mesela, yani Homo sapiens'e yakın bir tür. Bunlar ilk kesici aletlerini taşlardan yaptılar. İşte bu aletleri bitki hasadında kullandılar. İşte avladıkları hayvanı işlemek için kullandılar. Aynı zamanda tabii ki taşı barınma amaçlı da kullandılar. Ve o dönemdeki sanatçılar yine taşa ritüelleri için resimler çizdiler. Bir diğeri ise tabii ki iklim krizi, yani küresel ısınma. Ben taşı yani buna en uygun olan malzeme olarak gördüm yani bu farkındalığı yaratmak için. Küresel ısınmanın iklim krizine aslında bir doğaya aslında bir farkındalık yaratmak yani. Çünkü bunun etkilerini sadece biz insanlar yaşamıyoruz iklim krizinin. Hayvanlar da yaşıyor tabii ki bunun etkilerini. Onun için taşı buna en uygun malzeme olarak gördüm. Taşları bir araya getirmeden önce aklınızda bunu tasarlayacağım diyor musunuz? Aslında öyle bir tasarlama yapmıyorum. Çünkü taş bana yol gösteriyor zaten. Hani yani o taşı gördüğümde o formun içerisinde bir suret görebiliyorum aslında ve taş beni yönlendiriyor. Ve ona göre ben işte boyayla müdahalelerde bulunuyorum. Buna da aslında ben doğayla bir işbirliği diyorum. Çünkü ben taşlarla bir işbirliği yapıyorum. Yani doğayla bir işbirliği yapıyor. Taşlara hikaye uyarlamanızın kaynağı nedir? Evet yani biraz önce de bahsettiğim gibi suretler çiziyorum. İşte hayvanlar var mesela. Bunlar da aslında şey hani hayvanları da çizmemin sebebi belki iklim krizinden daha çok etkilenen hayvanlar oluyor. Çünkü onların yaşam alanları doğa, ormanlar, dağlar. Birazcık dikkati oraya da çekmek istedim. Taşları özellikle topladığınız bir alan var mı yoksa rastgele mi topluyorsunuz? Taşları aslında ben
farklı bölgelerden topluyorum. Yani işte doğa gezileri yaptığım alanlardan, Dersim'den özellikle, Diyarbakır çevresinden ve farklı bölgelerden biriktirdiğim, araştırdığım, topladığım taşlar var. Kendi halinde doğada bulduğunuz taşlara ne kadar müdahalede bulunuyorsunuz? Aslında buna çok dikkat ediyorum. Yani müdahaleyi sadece boyayla yapıyorum. Taşın formuna dokunmuyorum, yani kesmiyorum. Formunu bozmamaya çalışıyorum. Bunun nedeni de aslında yani o taşa saygı, yani doğaya saygı aslında. Yani evet, o taşı alıyorum ama tahrip etmiyorum. Sadece onu sergiliyorum ve bunun nedeni de bir farkındalık yaratmak aslında. Buradan da böyle bir mesaj çıkabilir. Yani doğayı tahrip etmemek. Evet, doğayı bir araç, yani o taşları bir araç olarak kullanabilirim ama tahrip etmeden tabii ki. Çalışmalarınızda iletmek istediğiniz toplumsal bir mesaj var mı? Evet, toplumsal mesaj küresel ısınma, iklim krizi. İklim krizinin yol açtığı, yani şimdiden hissettiğimiz aslında gıda krizi, su krizi. Bunları aslında biz yavaş yavaş hissetmeye başladık. Çünkü küresel ısınma dediğimiz şeyin etkileri çok çok yavaş gelişiyor ve biz farkına varmıyoruz. Ve tabii ki bu iklim krizinin getirdiği bazı adalet sorunları da var yani. Bir adaletsizlik de var. Doğayı en az tahrip eden, en az kirleten belki kesimler bu iklim krizinden çok daha fazla zarar görüyorlar. Yani büyük endüstriyel firmalar çevre atıkları kimyasallarla doğayı tahrip ediyorlar. Ve işte ücra bir köyde tarım yapan bir çiftçi bundan çok daha fazla etkileniyor. Toprağı kirlendiği için tarım yapamıyor ve göç etmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda bu göçün getirdiği bazı sosyal problemler de var yani. Bunlardan da birazcık bahsetmek isterim. Özellikle çocuklar bu durumdan çok etkileniyorlar. Çünkü eğitim hakkına erişemiyorlar. Eğitim hakkına erişemedikleri için aileleri de aslında onların bakımlarını yapmakta zorlanıyor ve işte erken yaşta kız çocukların evlendirilmesi gibi bir problem de çıkıyor aslında. Bu da iklim krizinin getirdiği bir adalet sorunu yani. Geçen yıl doğadan izleri Diyarbakır'da yaptık, Hevş'te, burada. İkinci sergiyi Mardin'de, Küreart'ta gerçekleştirdik. Üçüncü sergi yine talep üzerine Mardin'de, Uluslararası Tasarım Vakfı'nda gerçekleştirdik. Sergi şu an hala devam ediyor aslında. Yine bir sergi projemiz var Ankara'da. Uçan Süpürge Derneği, Kadın ve İletişim Derneği organizasyonuyla bir sergi planlıyoruz şu an. Onun için de çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Cudi ve Lice'de yangınlar devam ediyor. Akbelen'de de bir doğa talanı var. Bunlar aslında rant için belki yapılan tahribatlar. Ve bu da aslında küresel ısınmaya hizmet eden şeyler bunlar. Ve doğa kesinlikle öcünü alacaktır. Nasıl alacaktır? Sel felaketleriyle ve daha birçok felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Aslında doğayla mücadele etmek çok anlamsız bir şey. Yani doğayı tahrip etmek aslında insanlığı tahrip etmektir. Thank you.